Değerli meslektaşlarım, değerli meslek mensubu adaylarımız ve sevgili stajyerlerimiz. Odamızın düzenlediği kurumlar öğrencisi ve uygulamaları konulu seminere hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kırmayıp gelerek bizleri onurlandıran yeminli mali müşavir, eski hesap uzmanı, gelir idaresi daire eski başkanı Sayın Ercan Duygun ve yeminli mali müşavir, eski hesap uzmanı, Konya Vergi Dairesi eski başkanı Sayın Harun Kaynar'a ayrıca teşekkür ederek sunumları yapmak üzere sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun. Ama ses biraz fazla geliyor. Herkese günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Öncelikle davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz farklı olmasını istiyoruz sunumumuzun aslında. Niye? Kıyafetimizde bu ilk mesajımızı verdik. Ankara'dan geldik, maliye edeceğiz ama kravatımız yok. İstedik ki böyle bu işi biraz resmi prosedürün hazır dışına çıkaralım. Şöyle biraz öğrenmeyi ön plana çıkaralım. Biraz sohbeti, biraz karşılıklı iletişimi ön plana çıkaralım diye. İstiyoruz ki bugün gün boyu sizinle birlikte öğrenelim. Zevkle, eğlenerek öğrenelim. Ben öncelikle bu güzel ortamı hazırlayan Harekat Sarası'nın ve Cuma Müşerleri Odası yetkililerine teşekkür ediyorum. Öp toplantımızın herkes için faydalı, hayırlı olmasını diliyorum. Müsaadenizle öncelikle ben kurumlar vergisi kanunu üzerinde biraz konuşacağım. Onun arkasında vergi güvenlik müesseselerinde özel bir önem atfettik, özel bir yer ayırdık. İşte orada da transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, CFC yani kontrol edilen yabancı kurum ve stopaj gibi yurt dışı ödemelerinde stopaj gibi konularına değineceğiz. Ama bu konulara değinirken tabii sizin ilginizi de dikkate alarak ona göre bazı bölümlerine ağırlık vereceğiz, bazı bölümlerine biraz daha çabuk geçeceğiz. Aslında bizim size anlatacak, sunacak epey bir materyalimiz var, anlatacak epey bir şeyimiz var. Ama tabii bir yerde sizi de artık yeter dedirtmemek için bir plan yaptık. Saat 12'ye kadar bu programımız böyle devam etsin. Onun sonrasında bakarız, saat 14 gibi başlarız, tekrar devam ederiz. Ama bir şekilde Harun Bey'e de bir fırsat vermem lazım. Gerçi mikrofon çok tatlıdır, çok insan aldığını da kolay kolay bırakamaz ama bir yerinde Harun Bey'e fırsat vermem lazım çünkü onun geleceğe hazırlanmak, geleceği planlamak anlamında biraz vergi, biraz güzel kanunu karışımı, böyle halk gibi günlük hayatta uygulayacağımız bazı hususların altını çizecek. Evet, bunları çözdük. İlk seansımız 10-12, ikinci seansımız 14'te başlıyor. Ne zamana bıraktırız? Akko biraz da bizim kapasitemize bağlı, yolumuza bağlı. Lütfen aktif katılım sağlayın. Eğer mümkünse mikrofon parmağınıza dolaşsın ve siz benim sözümü anında kesin. Korsan devriği olmaması kaydıyla sorularınızı sorun. Hemen o konuyu anında çözelim. Ama istiyorsanız sorularınızı yazılı olarak da verebilirsiniz. Daha sonra görelim. Anında tepki gösterin ve sorularınızı sorun ki ben de sizin ilgi alanlarınızı belirleyeyim ve nereye nasıl odaklanmam gerektiğini tespit edebilirim. Bildiğiniz gibi 2006 yılında yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi önceki kurumlar vergisi kanununu tümüyle yürürlükten kaldırdı ve çok acı, çok taze, bütün her şeyle yepyeni müesseseleriyle
OECD ve Avrupa standartlarına uygun bir kanun getirilir. Üzerinde çok durmayacağım. Bu kanunun bir önceki kanundan farklarına özellikleri değineceğim. Hemen doğrudan konuya girmek istiyorum. Kurumlar arası kanunun birinci maddesiyle kurumlar arası mükelleflerini tanıtıyor. Bunlar sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler. Buraya çok takılıyoruz ülkede. Soruluyor, bize farkında olmadan dernek mi, iktisadi işletme mi, onu ayırt etmekte bazen zorlanıyoruz. Bu konuya ileride daha ayrıntılı değineceğiz. İş ortaklıkları, biliyorsunuz onlar tercih yapabiliyorlar ve aynı müddetteki yabancı kurumlar. Bu saydığımız mükerrer grupların düzenlişliklerden olup olmamasını, kar amacı gidip gitme bedelini, başka hangi kanunlara tabi olduklarını, kurumlar arası kanunu bakımından herhangi bir farklı anlamı yok. Sermaye şirketleri bildiğimiz gibi eskiden beri de böyleydi. Anonim şirketler, mülkiyet şirketler, esamlı kumandit şirketler ve aynı müddetteki yabancı kurumlar, yabancı şirketler. Esamlı kumandit şirketlere yine yer verilmiş durumdadır. Bunlar biliyorsunuz iki tür ortaklık barındırıyorlar dünyalarında. Komanditer ortak, bunlar hissede kurumlar arasında tabi. Diğerleri de sınırsız sorumlu komanditer ortak. Onlar da gelir arası gelir. Kooperatiflere gelince bilmiyorum, burada kooperatif çok oluyor ama Anadolu'da aslında çok yaygındır kooperatif uygulaması. Daha çok da yapı kooperatifi. Bunların da güzel kişiliği olabiliyor. Ortaklar belli ekonomik güçteler, belli ekonomik hedefleri var. Özellikle de mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını daha çok güçlerini, emeklerini bir araya getirerek ama tabii parasal yönü de var. Dayanışma ve kefaret anlayışı içerisinde yürütüyorlar. Değişik şekillerde ortaya çıkabiliyor bunlar. Ya taşımacılık üzerine olabiliyor, tüketim, üretim ya da konut şeklinde ortaya çıkabiliyor. Kooperatifler kanununda kooperatif biraz daha farklı tanımlanıyor. Oraya daha fazla değiniyor. 163 sayılı kooperatifler kanununa göre veya kendi özel kanunlarına göre kurulabiliyorlar. Bunlar yerli veya yabancı olabiliyorlar. Türleri her ne olursa olsun kurumlar vergisi mükellefi oluyorlar. Eskiden bunların bazıları farklı düzenlemelere tabi edip yeni kanunda bütün hepsi bir bütün olarak ele alınmış ve kurumlar vergisi mükellefi yapılmış. Yalnız bunların bazılarına tanınmış istisnalar vardır. Oraya da geleceğiz. Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket niteliğinde bulunanlar kooperatif değildir. Ve onlar kurumlar vergisi mükellefi de sayılmaz. İktisadi kamu kurumları, bunlar genelde kazanç amacı gütmezler, kar amacı gütmezler. Genelde bir kanuna dayalı olarak kurulmuş olurlar. Bunlar güzel kişilikleri genelde olur. Bunlar genelde her teşkilatlandıkları yerde bir muhasebe departmanına sahiptirler. Ve genellikle de kamu otoritesine dayalı olarak iş yaparlar. Fakat gördüğünüz gibi bu saydığım hususların olmasının hiçbir önemi yoktur. Bunların nasıl bir yapıya sahip olduklarını, hangi kanuna tabi olarak kurulduklarını önemi yoktur. Bakılmaksızın kurumlar arası müşterileri sayılır. Dernek veya vakıflara iktisadi işletmeler, buraya biraz önce bir ima etmiştim. Bunların esas itibarı iktisadi işletmeleri kurumlar arasında tabidir. Dernek ve vakıflara ait olacak veya bağlı olacak ve faaliyetleri devamlı surette bulunacak. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Kurumlar arası kanunu yeni çıkmıştı. Ben de yurt dışına yeni gelmiştim ve Gelir Vergisi Başkanlığı'nda göreve başladım. Şükürler olsun, bu bana nasip oldu. Kurumlar Vergisi Tekliği'nin
hazırlanmasında o ekip içerisindeydim. İşte o zaman 193 sayfaydı, sonra kaç sayfaya düştü çıktı bilmiyorum ama gece yarılarına kadar, işte şartlarla, restoranlarla, gece 3'te 5'te 6'da çıktı. Çok keyifli günlerdi. İster istemez oraya yapıyorum. Kurumlar Vergisi Kanunu en çok tartışılan, en çok muhalefet edilen, en çok tereddütler olan bölümlerden birisi burasıdır. Bu dernek ve vakıflara kişisel iş. Bir ikinci konuda gayrimenkul ve işler hissedik satış kazanç istisnasıdır. Bu iki konuyu hiç unutmam. Dernek ve vakıfların bizzat kendileri değil, bunlara iktisadi işletmeleri, ülkelerdir dedik. Dernekler ayrı, vakıflar ayrı. Dernekler, dernekler kanuna göre kuruluyor işte veya özel kanuna kullanılıyor. Ait olmak, dernek ve vakıflara ait iktisal işletmelerin dernek ve vakıflara ait olması demek idari düzenlemeyi ifade eder, idari yönden bağlı ifade eder. Sermaye bakımından ait olmasını ifade eder, bağlı olmasını ifade eder. Bağlı olmak da daha çok yönetimsel ilişkileri belirlemek için kullanılan kavram. Örneğin her özel kanunla kurulmuş olan ve vergi ve harçlarla muaf tutulan dernek bir maden suyu işletme işliği yaparsa buradan bu faaliyetin adı bir ticari kazançtır. Dolayısıyla kurum kazancı, dolayısıyla buna sahip bir iktisat işletmedir. Bu da devamlı taz etmiş olduğu için mutlak surette kurumlar arasında mükellef olması gerekir. Halen mükellef mi peki? Bu maden suyu işletmesi mükellef değil yargı. Olması lazım da değil. Yargı öyle dedi, hayır dedi. Bu da ayrı bir şey oldu, problem oldu. Bir derneğe bağlı olan, ait olan maden suyu işletmesi yan taraftaki ayrı maden suyu işletmesiyle rekabet ediyor. Aynı koşullara bağlı olarak faaliyette bulunuyor. Ama o mükellef değil. Konu yargıya taşındı. Yargı hayır dedi, mükellef değil dedi. Tabi bu bizim hukuk anlayışımızda bildiğimiz şeye uymuyor ama yargı öyle demiş. Tabi kalan dernek, cemaatlerden vakıf sayılır. Az önce burayı geçmiştik. Niye tekrar geliyor bilmiyorum. Eğer öyle olursa bir ileri bir geri bizim bu program bitmez. Vakıflara üniversiteler esas itibariyle bir eğitim kurumudur ve dolayısıyla onların yapmış olduğu faaliyet tıpkı dışarıdaki bir özel okul işletmeciliği gibi bir faaliyettir. Dolayısıyla esasen onların kurumlar vergisine tabi olması gerekir. Derneğe veya vakfa ait bir ticari işletme niteliğinde olduğunu söyleyeyim. Onların ayrı bir düzenlemesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar kurumlar vergisi sayılmaktır, istisnadır. Dernek veya vakıflara iktisadi işletmeler, modalar ve borsalar, meslek örgütleri ve bundan üst kuruluşlar, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi değerlendirilir. Ya da bunlar onlar gibi değerlendirilmez. Ondan bir taraf olmazlar. Bunlar gene bir iktisadi işletmesi olacak olursa, o takdirde onlar da ülkeler olur. İş ortaklıkları aslında eskiden beri var olan bir düzenlemedir diyorsunuz. Esas itibariyle belli bir amaç için kurulurlar. O iş bittiği zaman kas olur ve kazanç paylaşılır. Aslında bir nevi ağır ortaklık. Ama bu ağır ortaklığı eğer götürde kurumlar arasında mükellef yaparsanız iş ortaklığı olur. Tabi ağır ortaklıkta farklı olarak işte bu dediğimiz hususlara dikkat edilmesi gerekir. Daha önceleri burada bir de belli iş kollarında görev almak diye bir koşul vardı ama düzeltildi. Artık her alanda, her konuda iş ortaklığı kurulabiliyor. Tabii bunların özel koşullar var. Ortaklarından birisi mutlaka kurumlar vergisi mükellefi olmalı. Bunlar tabii yazılı sözleşme işin prosedür tarafı. Ortaklığın konusunun ve işin belli olması gerekir. Belli bir süre içerisinde
işin bitiminde pes olması gerekir ve bu taahhüt işi olmak. Eskiden sadece inşaat olurdu ama bu biraz daha genişletilir. Bu takdirde takdiriyorsunuz, bunların bir telefonu da kader niteliğinde oluyor. Eğer adi ortaklık olursa sadece kader vermemizi sadece niteliğinde oluyor. Ama ortaklar her birisi aldığı kendi kazancını gidiyor, beğenmiyor. Eğer iş ortaklıkları istemezlerse kurumlar arasında görevi olmazlar. Gider her birisi kendi kalitesini açtırır, adi ortak gibi muamele ediyor. Şu nokta önemli, tarafların her birisinin işin tamamından sorumlu olması gerekiyor. Eğer belli bölümlere ayrılmışsa, herkes kendi bölümünden sorumluysa, iş ortaklığı tarafına aykırı, iş bitiminde kazanç paylaşması gerekiyor. Talep edilen işin bitimiyle mükellefiyetin sona ermesi gerekiyor. Ve esas itibariyle inşaat, onların başta olmak üzere belli konularda faaliyet gösterir. Gördüğünüz gibi bunlar bir ömür boyu devam edecek olan işler değildir. Belli bir tarihe gelindiğinde artık iş biter ve o tarihte de herkes kaldığı yerden mükellefiyetle devam eder. Ortaklık sona erdikten sonra ortaya çıkacak olan vergi ve cezalardan o dönemdeki ortaklık, iş ortaklığı sorumlu olur. Neredeyse dünyanın tamamında benzer bir uygulama var. Tam ve dar mükellefiyet diye. Eğer siz benim vatandaşımsanız, benim ülkemde elde etmiş olduğunuz tüm kazanç ve ihraçlardan vergilendirilirsiniz. Ve artı siz benim vatandaşım olduğunuza göre dünya genelinde elde etmiş olduğunuz kazançların vergisinden bana ödersiniz der her bir ülke. Her ülkenin bunu dediği yerde tabii problemler çıkacaktır. Çünkü sizin dünya genelinde elde ettiğiniz kazançların vergisini Türkiye'de ödemeniz başka ülkelerin hükümranlık haklarıyla ya da vergi politikalarıyla çelişecektir, çatışacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için vergi anlaşmaları yapılır ama prensip olarak her ülke mevzuatında böyle bir düzenleme vardır. Kanuni ve iş merkezi eğer Türkiye'de ise siz tüm kazanç ve gelirlerinizden Türkiye'den vergi ödeyeceksiniz. Kanuni merkez daha çok bizim prosedürde göstermiş olduğumuz yazışmalarda yer alan, şirketten sözleşmelerinde yer alan adresleri temsil eden iş merkezi ise işlerin bizzat yürütüldüğü, işlerin bizzat yönetildiği yeri ifade eder. Bir an önce söylemiştik, tam mükellefiyette tüm kazançlarınızdan Türkiye'de vergilersiniz. Daha mükellef sayılıyorsanız sadece yabancısınız demektir ve sadece Türkiye'deki kazançlarınızdan vergi ödersiniz. Şimdi bundan sonrasında dar mükellefiyette tüm kazanç unsurları tek tek açıklıyoruz. Biliyorsunuz gelir vergisinde 7 gelir unsuru var. Bak biraz detay olacak ve tahmin ediyorum ki çok slaytımız olduğu için buraları geçmek daha iyi bir fikir oldu. Biraz daha ana müesseseler üzerinde duralım. Kazanç düzenini geçeriz. Her bir kazançta elde etme nasıl olur? Kazanç nasıl tespit edilir? Vergileme esasları nelerdir? Onları anlatırız. Evet. Geldik sabit kurum kazanç. Madde 6. Aslında burada eski kanuna göre bir değişiklik yok. Yine hesap dönemimiz var. Bu hesap dönemi içerisinde elde etmiş olduğumuz tüm kazançlarla vergi ödeyeceğiz. Hesap dönemi resm olarak takvim yılıdır. Ama hesap dönemi biliyorsunuz faaliyetlerinizin durumuna bağlı olarak eğer istenirse bakanlığa
yazışma, yapılma suretiyle izin alıyorsunuz. Ve size yeni bir hesap dönemi hayal edilmesini isteyebiliyorsunuz. Mesela okullar için, okullar açıldı, kapandı, tarih gibi. Mesela burada kayısı yetiştiriciliği belli sezonda oluyor. Çiftçilikte, tarımda ne oluyor? İşte ilkbaharda başlayıp sonbaharda sona erecekmiş gibi filan. Kazançlı tespitinde gelir vergisi kanunundaki güzel kazanç hükümleri esas alınır. Bunun nedeni, birincisi indirilecek giderler söz konusu olduğunda, bir kurum kazancından ne tür giderle indireceğiz diye tereddüt olduğunda dönüp gelir vergisi kanunundaki ticari kazanç hükümlerine bakıyoruz. Efendim işte bu gelir tahakkuk etti mi etmedi mi? Elde etme var mı yok mu diye soruyla karşılaştığımızda geri dönüp ticari kazanç hükümlerine bakıyoruz. Mesela ne görüyoruz? Tahakkuku görüyoruz. Gelirle elde etme biliyorsunuz. Mesela gayrimenkul sermayelerinde haslete bağlıdır ama ticari kazançta tahakkuka bağlıdır. Kurum kazancının elde edildiği, belirlediği tespitinde de bizim dönüp ticari kazanç hükümlerine bakmamız lazım. O zaman da tahakkuk esasına göre işlemlerimiz. Türk işlemleriyle ilgili olarak çok detaylı, çok teknik düzenlemeler yaptık. Genel tebliğ düzeninde. Bunun üzerinde aslında çalışmıştım ama bu düzenlemesi olmadı. Düzen sonra çıktı. Çok karmaşık. İşte özellikle de swap, options falan gibi küçük. Onların her birisinde gelir ne zaman elde ettir, kaç liradır? Bunlar için karşılaştığınız zaman gidip o 5 yolun tepkiye bakmanız lazım. Başka türlü bunu akıllı tutma şansınız yoktur. Aynı şekilde giderlerin kabul edilmeyen kısımlarıyla ilgili olarak da yine dönüp gelir vergisi kanunu ticari kazanç hükümlerine bakmamız gerekiyor. Yani 41. madde oluyor değil mi? Demek ki bir, bunu stajyer arkadaşlar için özellikle söylüyorum, arkadaşımız anons yapınca belki bu konular normalde üstadlar için belki biraz sıkıcı olabilir ama yeni başlayan arkadaşlarımız için bir hasar önemli. Bir kurum için, bir anonim şirket ya da bir şirket için bir konuya bakacağımız zaman önce kurumlar vergisine bakıyoruz, sonra bir de dönüyoruz. Gelir vergisi kanunu ticari kazançla ilgili bölümlerine bakıyoruz. Ama bir başka kazanca ilişkin bölüm bizi yanıltır. Bu nokta önemli. Evet, ne zaman beyan edilir? 4. ayın içerisinde hesap dönemi kapandığı 4. ayda beyan edilir. Elektronik ortamda verilir. Tamam üzerinden veriyorsunuz. Her bir departman itibariyle ya da her bir şube itibariyle ayrı bir beyanına vermiyorsunuz. Ancak bu ayrı beyanına verme konusu iktisadi kamu müesseseleri ve vakıf ve dernekler aynı iktisadi işletmeleri için biraz farklı. Onlarda her bir iktisadi işletme açısından ayrı bir beyanına verilmesi gerekiyor. Evet, bir örnek vermişiz. Hesap döneminin kapandığı ay farkı, 4. ay. Evet, şimdi muafiyetlere başlıyoruz. Biliyorsunuz, kurumlar vergisi kanununda pek çok kurum, özellikle de bunlar kamu kurumudur, pek çok kamu kurumudur. Onlar kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bunlar pek bir saymayalım, biraz uzundur. Ama unutmamak gerekir ki bizim için turnusol kağıdı muafiyetle istisna arasındaki farktır. Muafiyet kişi ya da kişi gruplarını vergiden bağışı tutarken istisna işlemi vergiden bağışı tutar. Bu nokta çok önemli. Yani bir yerde konuşurken, söylerken işte Ercan Durgun vergiden istisnadır ya da müstesnadır dediği zaman tüm karizma gitmiş olur. Niye? Çünkü Ercan Durgun kişi ve kişi grubu olarak vergiden muaf olur. İstisna olmaz. Ama işte bu pointer'ın, bu cihazın satışı vergiden müstesna olabilir. Bu da vergiden muaf olur. Bu nokta yine yeni başlayan arkadaşlarımız için çok önemli. Evet, muafiyetler daha çok dediğim gibi kamu kurum ve kuruluşlarını kurulu edinen bir madde.
değişik amaçlarla ortaya çıkarmıştır. İşte hayvancılığın geliştirilmesi için var, sağlık kurumlarının geliştirilmesi için var. Yanlarına şöyle yapalım. İşte özellikle sosyal amaçla konmuş olan bazı kurumların muafiyetleri var. Bu sergi fuar işleriyle uğraşan kamu kurumları var. Sadece kamu görevlilerine hizmet eden bu kreşler falan var. Sosyal güvenlik kurumları var. TOKİ, özelleştirme vesaire devam ediyoruz. İşte darphane damga matbaası var. Bireysel idareleri yer çarpmadı, kapandı. Büyük şehirlerde kapandı. Evet, kooperatifleri saymıştık. Kooperatiflerden de biraz daha duralım. Kooperatifler, üyelerin mesleki ve geçimlik amaçlarına ulaşmaları için kurulmuş olan kurumlar. Burada esas itibariyle sihirli kelime dayanışma. Bizim kültürümüzde böyle bir anlayış olduğu için her amacı gitmeden gidiyorsunuz. Bu işi bir kooperatif altında yapıyorsunuz. Buna ilişkin de ileride istisna gelecek. Kooperatif görüntüsü altında bazen özellikle inşaat tarih sektöründe bir ticari organizasyon oluyor. Bunların tutaklarından ayırt edilmesi gerekir. Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hiç muafiyette ilgisi olmayan bir kooperatif türüdür. Ana sözleşmelerinde belki hususların yer alması gerekiyor. Kazanç dağılmaması gibi belirli kazanç yöneticiler ya da üyelerine sağlanmamış olması gerekiyor. Yedek akçelerin dağıtılması yasak olacak. Ve sadece ortaklarda iş görülmesi kaydı bulunacak. Tabi fiiliyatta da bunların aranacağı unutulmamalı. Bu takdirde bunların kurumlar vergisinden muaflığı söz konusu. Biraz hızlı gidelim. Evet, ortak dışı işlem sayılması önemli bir konu. Ortak ne, hangi işlemi kiminle yaparsak bu işlem ortak dışı işlem sayılmış olur. Faaliyet konusunun kopar.